What is Scooby-Doo? Calling after you. Da-da-na-na-na. Hepinize merhaba canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir sezondan fazladır kupa kasmıyordum ama bugün 36 bin kupa olacağım ve 2 gün sonra da sezon bitiyor. Kazandığım bütün kupalar 2 gün sonra gidecek. Bu maçtan bir önceki maçta tam 7 kill aldım ve bir oyunda 17 kupa kazandım. Muhtemelen onu şu anda ekrana bir yere koyacağım. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Umarım hızlı bir şekilde Max'i 800 kupaya çıkarabilirim ve 800 kupaya çıkarabilirsem bir de başka bir karakteri de bir 10-15 kupa kasarsam kolay bir şekilde 36 bin kupa olmuş olacağım. Ve umarım videoya win'le başlayabilirim. Hızlıca ortaya geldim ama ya gerçekten bir eğer aksesuarım olsaydı bu hareketi ben de yapabilirdim ama bu haritada ortaya girmeyi hiç sevmiyorum çünkü her zaman bu Brock gibi birisi beni sürekli darlıyor. Son anda gerçekten bir an beni keseceğini sandım. Çünkü bu, ya bu kadar az kalmışken bir de tekrar kupa düşüp tekrar kasmak beni çok zorlar. Şu an aşağıya inmemin sebebi genelde sol tarafta bir tane yük olabiliyor. Ona bir kontrol ettim. Şu an burada biraz bekleyeceğim çünkü eksi yemek istemiyorum. Evet, şu anda 5 kişi kaldı. Eğer 5. olursam 1 kupa kazanıyorum. 1 kupa öldüğüm için kaybediyorum. 0 kupa. Bir tane de kill almışım. Yine 1 kupa. Umarım bu videoyu akşam 5'e yetiştirebilirim. Eğer 5'e yetiştiremezsem 6'da veya 8'de 9'da falan paylaşacağım. Yani bu videoyu kesin bugün paylaşacağım. Kesin bu videoyu çektiğim gün izleyeceksiniz. Neden yetiştiremeyeceğimi de merak ederseniz annem evi temizliyor. Annem evi temizlerken oyun oynamaya çalışıyorum. Annem ne zaman süpürgeyi kapatsa ben hemen bir tane maç oynuyorum. Öyle. Ya sonra Mortis'le ben kaldım. Mortis'i alabileceğimi düşünüyorum. Çünkü bana vuramaz. Çünkü buraya sokmam. Buraya gelene kadar onun canını bayağı indiririm. Şu an bir anda geri çekilmemin sebebi artık yıldız gücü yok varmış. Ama yıldız gücü olsa da olmasa da sarmal yılanı olduğu için her an üzerime gelebilir. O yüzden mesela şu an o beni buradan çıkarmaya çalışıyor. Orada beklemesinin sebebi benim buradan çıkmam ama ben de buradan çıkmayacağım. Çünkü kovalamama gerek yok. Alan nasıl olsa burada bitiyor. Eninde sonunda buraya gelmek zorunda olduğu için. Ya şimdi niye bana dislike atıyorsun? Ben sana dislike atıyor muyum? Ya şimdi ben sana atıyor muyum? Şimdi çok ayıp yani. 4-6 tane yük toplamışsın. 3 tane yükün var, dalmıyorsun bana. Bir kere gelseydin beni birazcık dodge'lasaydın içeride. Beni çok rahat alırdın. Şimdi üzerime atlarken aksesuar basacağım. Niye bu kadar heyecanlandım bilmiyorum. Zaten canı çok azalmıştı. Bir an ulti doldurursa eğer diye çok korktum ama dolduramadı. Gerçekten son 200 kupayı kasmak beni neden bu kadar zorladı bilmiyorum ama 35.800 kupadan sonra aşırı zorlanarak kasıyorum. Hani düşük kupadaki karakterleri de zorlanarak kasıyorum. Yani buz ve en düşük kupada benim buz ve grif var. İkisini de oynayamıyorum resmen. Hayır yani düşük kupadaki oyuncularda hile mi var ne var bilmiyorum ama unutmadan söylemek istiyorum, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Aksesuar basıp otomatik ateş edeceğini biliyordum, o yüzden gitmedim. Bu arada son 3-4 gündür sürekli bir abonelerimiz düşüyor. Sürekli bir kayıp içerisindeyim ama önemli değil. Benimle olan herkese teşekkür ederim. Yıldızımız parladığı zaman biz de onları kabul etmeyiz. Şuradan bir gerçekten oyunda buz olması kadar canımı sıkan hiçbir şey yok. Çünkü buza karşı oynayamıyorum. Buzla da oynayamıyorum. Gerçekten mi? Ya her yerden 3 tane buz var oyunda. Şu an şu yukarı çıkabilirsem, yukarı çıkabilirsem, yukarı çıkabilirsem, yukarı. Ya nasıl ya? Ya lütfen şu oyuna artık çalısız bir harita gelsin de şu oyuncuların kupaları bir düşsün. Pusanların ki. Sonra rahat rahat oynayalım. Az önce Max'le bir sürü kupa kaybettikten sonra biraz da buz kasayım dedim. Muhtemelen buzla da kasamayacağım çünkü aksesuarım yok. Ve aksesuarım olmadan oynayamıyorum. Neden bilmiyorum. Buz aşırı güçsüz. Çünkü yakından bir şey yapamıyorum ultim olmadığı zaman. Yanlışlıkla çok yanlış bir hareket yaptım. Yanlışlıkla dondurdum. Şu an tamamen yanlışlıkla. Nedense bugün gerçekten çok sıkıldı canım ya. Çünkü sürekli yani sürekli derken de
Ya bir saat, 1,5 saattir, bir dün gece de dahil buna, dün gece de oynadım, yapamadım. 36 bin kupa olmaya çalışıyorum sezon bitmeden önce. Bu arada Edgar'ı alamıyor Buz. Çünkü kaç kere denedim, her seferinde Edgar beni aldı. Bir türlü Edgar'ı alamıyorum. Şu an çok fazla Buz oynamadım ama kendi tahminlerimce Edgar'ı alamıyorum. Bull alamıyor yine. Neden Bull alamıyor? Çünkü Bull'la oynadığım zaman hop kaçman gerekirdi Bebişko. Artık daha değişik videolar yapmak istiyorum. Yani mesela böyle nasıl desem, değişik videolar işte, böyle dans videoları falan olabilir ama saçma sapan dans videoları gözünüzde canlandırmayın. Yani izlenme uğruna her şeyi yapabilecek bir insan değilim. Böyle olmadığım için üzgünüm. Ya aslında nasıl biriyim biliyor musunuz? Ben her şeyi yapabilirim. Her şeyi yapabilirim hem de. Ama yani öyle çok da her şey değil. Azıcık her şey yapabilirim. Çok her şey değil. Yine sona Mortis kalmış. Yine Mortis'le tek. Hadi yani öyle bari hiç yaklaşma ki ultim dolmasın. Şöyle bir sana yılan yürüyüşü. 3 ve 3 zaferim 20 bin olmak üzere. Onun da videosunu çekeceğim. Yani günlerdir onu 20 bin yapayım da video çekeyim diye uğraşıyorum ama bir türlü 20 bin yapamadım. Yani 11 tane yüküm var. Şu an bir şey söyleyeceğim ama şu an gerçekten o Mortis'in beni alma gibi bir şansı yok ve bence bu çok adaletsiz. Eğer mesela Colt olsaydı bir şansı olabilirdi. Çünkü Colt çok yüksek hasar veriyor. 8 bit olsaydı yine bir şansı olabilirdi. Çünkü aksesuar basardı mesela, kaçabilirdi benden. Ama Mortis'in benden kaçması çok zor. Hani olduğum yerde hareket etmeden bile alabildim onu. Ama bu, bence bu bir düzenleme gelmeli ya gerçekten. Yük toplamak önemli ama şu an keşke bir aksesuarım olsaydı da içeri atlasaydım. Ya bence buz hiç işe yaramıyor arkadaşlar. Buz sevenleriniz vardır içinizde ama ya Primo bile daha çok işe yarıyor. Ben buzu hiç şey yapmadım. Şöyle sıkıştın sen o köşeye. İlk kilimi alacağım. Hop aşağıdasın. Kaçıyor hala. Hadi canım. Hadi canım. Hayatımda ilk defa bu kadar mükemmel bir yılan gördüm. Bu kadar mükemmel bir yılan ilk defa görüyorum. Ya hiçbir şey yapamıyorum ki. Aksesuarım yoksa adamlar zaten yaklaştırmıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorum. Bak şöyle bir tane vurayım. Atla. Hop biliyor. Hadi be. Şu an ben ne yaptım az önce? Ben az önce ne yaptım? Ultimi falan fail attım hep. Şu an hiç doğru düzgün oynayamıyorum. Çünkü yeni uyandım ve ellerim böyle uyuşuk. Bilmiyorum size de oluyor mu? Ben sabah uyandığımda böyle ellerim uyuşuk oluyor. Gerçi akşam uyansam da aynısı oluyor. Niye sabah diye bir detay verdiysem artık. Mesela uyandığım zaman ellerimi yumruk yapamıyorum. Böyle bir şeyi doğru düzgün tutamıyorum. Böyle ellerimi sıkamıyorum. Şu anda o yüzden telefonu da iyi tutamıyorum. Yani muhtemelen o Daryl onu alacak. Çünkü Daryl'ın mesafesi yine güzel. Ben vurdum ama Daryl aldı. Hain Daryl. Daryl'ı alabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü ben Daryl oynadığım zaman buzla beni alamıyor. Çünkü Daryl yüksüz bile olsa bir vuruşta 3000 vuruyor. Çok oyundaki en fazla vuran karakterlerden biri. Yani Colt var 3000 vurabilen. Colt'tan başka Nani 2940 gibi vuruyordu sanırım. Bir de Daryl var. Hop dondurdum ama dondurmayı başardım onu ama yani alamayacağımı zaten söylemiştim. Çünkü gerçekten çok fazla hasar veriyor. Az önce yine bir sürü eksi yedim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Şu anda yine bir 35-40 kupa falan var 36 bin kupa olmama. Bu sefer artık tamamen karışık karakterlerle gireceğim ama duvara takıldım. Evet, ilk atağımda duvara takılmanın vermiş olduğu eziklikle şu an hayatıma devam ediyorum. O golü yemeyiz, değil mi? Poco. Acaba hangi yıldız gücünü almış Poco? Eğer can basan yıldız gücü ise, ben ilerlersem o da benim arkamdan bana can basarsa sürekli, bir de aksesuar basarsa ve bir de arkamdan ulti atarsa, ya sanki bunlar olabilecekmiş gibi bir de sayıyorum ben de. Gerçekten şu an sağ elimin orada kulaklık var. Bir yandan kulaklığa elimin parmağımın arasına giriyor ve bir türlü oynayamıyorum. Muhtemelen biz bu golü atamayacağız. Ya hayatımda ilk defa bu kadar yakın mesafedeki iki karaktere ultimi fail attım.
Ya bana mı öyle geliyor yoksa düşük kupadaki oyuncuların hepsi çok mu artık güzel oynuyor bilmiyorum ama ya şu anda yüksek kupada değil Mortis. Yani yaklaşık 670 kupa falan. Şu an niye bu kadar oynayamıyorum merak ederseniz söyleyeyim baştan. Çünkü telefonum kasıyor. Şu an mesela nasıl oldu anlamadım. Ben söylerken kastı şu anda inanamıyorum. Hayatımda ilk defa bu oyuna başladığımdan beri ilk defa bu kadar uzun bir süre içerisinde 1000 kupa kasamadım. Yani neredeyse bir sezonu geçti ve ben hala 1000 kupa kasamadım. Gerçi 1000 kup bu sezon yine 1000 kupadan fazlasını kastım ama yani düştü şu yani yine bir ulti daha fail attım. Sadece bir kişiye vurdum. Mortis'in ultisini bir kişiye vurursanız çok fazla işe yaramıyor. Artık buradan golü atacağım. Direkt böyle topla birlikte kaleye girdim direkt. Çünkü atamıyorum. Nedense savaş topu oynayamıyorum. Bir ara savaş topuna çok sarmıştım. El Primo'yu savaş topunda 25 rütbe yapmıştım hatta. Şöyle bir ulti daha atacağım. Bir an dedim ki, hani nasıl ya? Ya iki kişi bir tane Mortis'i tutamadınız mı gerçekten? Neyse Mortis. Mortis bu yani. Yılan Mortis. Lanet olası çok güçlü bir karakter. Oyundaki en güçlü karakterlerden biri bence. Hop şuradan golü atabilir miyim? Top nasıl bende olmaz? Nasıl bende olmaz? Ultimle atacağım. Şu ekran bir tek benim hoşuma gitmiyor. Duma Genk gol attı. Herkes nedense bu ekranı çok seviyor. Devamını Griff'le devam edeceğim. Çünkü neden olmasın? Zaten kasamadım. Muhtemelen bir yarım saat, bir saatimi alacak yine kasmak. Kasabilirsem ama. Hemen aksesuar basacağım. Hop. Eğer bir an üzerime atlar diye düşündüm. Çünkü düşük kupada Edgar'lar genellikle ultileri dolduğu gibi hemen atlıyorlar. Şu an benim bir ultiye gerçekten çok ihtiyacım var. Çünkü haritada Mortis var. Ve Edgar var. Yakın mesafe karakterleri var. Eğer üzerime gelirlerse ultim olmadığı zaman bir işe yaramıyorum. Ya şu duvarı yıkıp saldırmayı düşündüm bir an aksesuar basıp ama adam beni bıraktı gitti. Neyse bu tarafta da bir tane yük varmış. Onu da alayım. Hiç yükümün olmamasındansa bir yükümün olması her zaman daha iyidir. Bu arada yıldız gücünü çok seviyorum. Keşke bütün karakterlerde böyle bir yıldız gücü olsa ama yani %7 can dolduruyor ve %7 can hiçbir işe yaramıyor. Yani eğer 1000 hasar yediyseniz dolduracağınız can sadece 70 ve 70 can doldurmak hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten her yerde her zaman bir yukarı kaçtım çünkü bir an Surge üzerime aksesuar atacakmış gibi hissettim. Ya birlikte ulti kasıyorsunuz demek ha? Teke tek gelin de hepinizi alayım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben bu oyunda kesin ikinci olacağım. Hatta belki ikinci bile olamayabilirim. Şu an tamamen amacım ikinci olmak. Sen oyunu mu saldın acaba? Yani saldıysan söyle de keseyim seni. 5 tane yükü var. 2-3 tane vursa alır beni sanırım. Yani muhtemelen o yukarıdakilerle takım olmadı. Ben de takım olmadım. Şimdi içeriye biri gelirse ki Search nedense ben nedense aksesuar atacakmış gibi hissediyorum dedim. İki tane vurdu. Üçüncüyü vursaydı alırdı. Az önce demiştim 3 vuruşta alır diye. Muhtemelen onu şimdi içeride eritirler. Erittiler de zaten. Hop. Otomatik. Ya canım seni yerim ya. Otomatik basıp sen Mortis'i mi aldın? Bir de sinirleniyor canım. Ya bir oyun kazanıyorum, bir kaybediyorum. Bir kazanıyorum, bir kaybediyorum. Yani böyle bir oyunculuk diye bir şey var. Gerçekten oyunculuk diye bir şey var. Böyle bir geliyor, bir gidiyor. Bir geliyor, bir gidiyor. Yani bir el gerçekten böyle hesaplayarak ben yani düzgün bir yerde, düzgün bir yere böyle siper alarak oynuyorum. Bir de Shelly'nin üzerine gidiyorum hiç kaçmadan. Bu birazcık kötü etkiliyor beni. Burayı direkt yıkacağım çünkü Stu'nun önünde duvar bırakmak istemiyorum. Eğer ikinci aksesuar basıp üzerime gelirse Stu'yu alamam. Çünkü diğer yıldız gücüm yok ve çok yavaş ateş ediyorum. Yani neredeyse Brock'tan bile yavaş ateş ediyorum. Yani bu Griff
Şurada çalı taklidi yapacağım şu anda. Umarım beni çalı zannedip bana oynamazlar. Tam burada ikinci bir çalı varmış gibi. Yılan yürüyüşü. Birazcık yılan yürüyüşü. Tam burada çalı oldum ben şu anda. Beni göremezsin, çalı oldum ben. Şu anda boş yapıyorum. Bu arada sürekli boş yaptığımı söylüyorum ama ben genelde hiç boş yapmam. Ve bunu derken bile boş yapıyor olmam gerçekten muazzam. Hadi ya bıraksana en azından Gale'ı alayım bak, biri oradan biri buradan. En az şu an gerçekten şu an yıldız gücü o kadar, yani az önce kötüledim ama şu an yıldız gücü beni orada kesinlikle kurtardı. Çünkü bu beni alacak mı? Hop. Onu da nasıl ya? Nasıl olabilir bu? Artık oyunculuk da bir yere kadar ama ya. İki kişi geliyor. Şu an bilmiyorum kaç oyun kaldı. Muhtemelen bir 20 oyun daha var. Konuşmaktan çenem yoruldu. Zaten yeni uyandım. Hemen bir şeyler yiyip kahvaltı yapıp hemen video çekmeye başladım. Çünkü bu videoyu saat 5'e yetiştirmeye çalışıyordum. Ama saat zaten şu anda 4.30 falan yanlış hatırlamıyorsam. Yani yetiştirme gibi bir çabam yok artık. Hayır o değil de aşağıdaki en sevmediğim oyunculuk gerçekten. Şu vurkaç yapanları o kadar sevmiyorum ki. Çünkü ben hep kovalayan tarafım ve vurkaç yapanları asla alamıyorum. Ya bak şimdi adam bir tane vuracak, kaçacak. Hayır benim mesafeme gelmiyor ki ben de ona vurayım. Adamın çok doğru, çok güzel oynuyor şu anda adam ama böyle yapanları da hiç sevmiyorum. Çünkü çok sinir ediyorlar insanı. Hayır ben ne zaman onun üzerine gitsem adam kaçmaya başlıyor ve yakalayamam ben onu. Çünkü mesafesi benden daha uzak ve sürekli de bir geri gittiği için benim mesafeme girmiyor. Girse bile hani ben vurduğumda o zaten geriye doğru gittiği için ben ona mermilerim yetişmiyor. Ama nedense onu almak istiyorum. Şöyle ultimi basacağım. Basamadım çünkü önümde duvar vardı. Bir de siz bu videoyu izliyorsanız eğer, yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bu gece yani çekebildiğim kadar video çekeceğim. Saçma salak böyle videolar var. Bu arada saçma diyorum ama gerçekten ben bunun düşüncesi bile beni eğlendiriyor. Sizin de eğleneceğinizi düşündüğüm için böyle videolar çekeceğim. Stoklayacağım. Hayatımda ilk defa video stoklayacağım. Bütün YouTuberlar böyle bir şeyler yapıyormuş. Ben ilk defa yapacağım. Çünkü bir süre video çekemeyebilirim. Yani ama bir süre yani... Çekmeyeceğim demiyorum. Sadece 3 günde bir olabilir. Yine her zamanki gibi. Yani çok bir sorun yok. Zaten normalde de 3 günde 5 günde bir video çekiyorum. Hadi şöyle. Son anda var ya ultinle onu işaretlediğin için sana teşekkür ederim. Şu iki ağacı buradan kaldırmak istiyorum. Şu iki ağacı buradan aksesuar atarak kaldırırsa. Gerçekten çok fazla hasar yedim ya. Bir an dedim ki alabilirim dedim. Alabilirdim de ama... Dünyanın en kötü oyuncusunun kanalına hoş geldiniz. Ben dünyanın en kötü oyuncusu. Bir buçuk aydır grif var bende. Hala 25 rütbe yapamadım. Bir en kötü oyuncuyum. Buz gibi kolay bir karakteri hala 25 rütbe yapamadığım için yine en kötü oyuncuyum. En sevdiğim karakteri 1000 kupa yapamayıp da en... Yani oyunda ilk verilen karakteri 1000 kupa yaptığım için... O değil de gerçekten ağzım dilim kurudu ya. Keşke yanıma bir damacana su alsaydım. Su içmeyi de bir türlü alışkanlık haline getiremiyorum. Çocukluğumdan beri genelde sıvı ihtiyacımı çayla karşıladığım için. Şu anda mesela o boy bence çok yanlış bir hamle yaptı. Mesela burada bir şey öğrenilebilir. Sürekli bir oyuncudan kaçmayın. Çünkü sürekli bir oyuncudan kaçarsanız hani kazanma ihtimalinizi düşürüyorsunuz. Çünkü bilmediğiniz yerlere gidiyorsunuz ve orada acaba bir oyuncu var mı yok mu bilmiyorsunuz. Mesela şu an o Bo benden kaçarak yukarı çıktı ve yukarı çıkınca oradan bir Gale geldi onu aldı. Yani eğer kaçmasaydı savaştaydı belki beni alırdı. Gale da onu almamış olurdu. Hani bu bence çok güzel bir taktik. O yüzden alan tutma tekniğini mesela ben o yüzden çekmiştim. Ve kanalımın hala en çok izlenen videosunun o olması. Aylardır yapma. Yapma. Bu arada size mükemmel bir kupa kasma taktiği vermek istiyorum şu an. Bir karakteri diğer karakterlerinizden daha yüksek kupaya çıkarırsanız eğer oynamayı bırakın. Mesela karakterleriniz 25 rütbe değilse bir karakteri 700 kupa yapın. 700 kupa yaptıktan sonra diğerlerini de yapın.
Yani oynamayın. Bir karakteri kendinize göre yüksek bir kupaya çıkardıysanız oynamayın. Diğer karakterleri de aynı kupaya çıkarmaya çalışın. Yani bunu bir gün boyunca yaparsanız bir gün sonun günün sonunda 500 kupa falan kasmış olduğunuzu görürsünüz. Bu da bir tür totem. Şöyle ultimi de atacağım. Ultimi fail attım ama işimi şansa bırakmak istemediğimden. Yani gerçekten otomatik mortis. Kendim gibi otomatik mortisleri görünce sanki ben otomatik mortis değilmişim gibi. Hop, bir tane duvara takıldı. Acaba duvara takılmasaydı beni alabilir miydi? Bilmiyorum. Belki ulti doldurup beni alabilirdi ama alamaya da bilirdi. Ne kadar çabuk bitti bu oyun ya. Hiç oyunu fark edemedim bile. Onluk nani mi? Bir tane denk getirse beni içimden geçecek. Bak şu an üzerime aksesuar atacak. Yani biliyorum aksesuar atacağını. Niye böyle yapıyorsun? Eğer kaçabilseydim oradan ben bundan iyi çok zorlardım ama çok rahat bir şekilde aldı. Çünkü Nani gerçekten çok fazla vuruyor ya. Şu an bir geri çıkıp kubama bakmak istiyorum. Çünkü tahminimce o bir oyun kaldı diyecektim ama son oyunmuş zaten. Şu an istemeden 36.000 kupa oldum. Hemen buradaki ödülleri alacağım. İçinden tabii ki hiçbir şey çıkmayacak. Sadece grif çıkacak. Buz çıkacak. Pardon, buzun daha maxlanmadığı için. 3 mü? Hadi canım. Aş çıkıyormuş. Düşünsene, aş çıkıyormuş. Aş çıkıyormuş. Aksesuar çıkacak. Kesin aksesuar çıkacak. Kesin aş çıkacak. Kesin. Ya keşke ilk başta aş çıkacak deseydim ya. Ya hayat, yani oyuna başladığımdan beri bir kere bile bütün karakterlere sahip olmadım. Hep bir tane iki tane eksiğim oldu. Şuradaki kutuyu da açmak istiyorum. Bu da son kutum zaten. Muhtemelen bu sezon bitene kadar bir daha kutu açmayacağım. Biriktireceğim kutularımı. Çünkü artık çıkabilecek bir tek yıldız güçleri var. Bir de aş. Aşı da bir sonraki sezon çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü bir sonraki sezon gizemli enderliğinde olacak. Şu anda efsanevi enderliğinde. Ve size bir şey göstermek istiyorum. Bana iki tane hediye geldi Supercell tarafından. Şu an karakterleri bulamadım. Şunu maxlamak istiyorum önce. Çünkü eğer yanlışlıkla kutu falan açarsam yıldız gücü çıkma olasılığının artmasını istiyorum. Şimdi Supercell'in bana gönderdiği iki tane hediyeyi göstereceğim size. Bir tanesi Gale'dan, yani Supercell Gale'a bir emoji göndermiş. Size de gönderdi mi bilmiyorum. Eğer göndermişse yorumlara yazabilirsiniz. Bakayım. Hemen şurada alkış emojisi. Bu emojileri ilk başta Shelly'de görmüştüm. Ben sadece Shelly'ye böyle bir emoji geleceğini düşünüyordum ama bütün karakterlere geliyormuş ve bence çok güzel bir emoji ama bilmiyorum, çok da güzel değil. Bir tanesi de Surge'e geldi ama Surge'ünki nerede? Yani yeşil rengin orada olması gerekiyordu ama Surge'e herhalde yanlış görmüş olabilirim. Şöyle bir bütün emojilere bakıyorum şu anda. Aa, aşağıdaymış. Ay, efsanevi emoji olarak gelmiş. İnanamıyorum şu anda. Niye Gale'a niye efsanevi değil de Surge efsanevi? Supercell niye adam kayırıyorsun Supercell? Söyler misin Supercell? Niye adam kayırıyorsun? Gale'da bir savaşçı değil mi? Neyse, çok da uzatmak istemiyorum. Bu videoyu çok uzattım. Bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki